Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Yine topu bir olmuş, tüm zillet birleşmiş, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya saldırıyorlar. Aslında neden saldırıyorlar sizlere onu aktaracağım. Yok öyle bir şey. Bana sen diyemezsin. Yok öyle bir şey. Sen dersen de, sen bunu derim de. Evet. Diyemezsin. Benim ilçe başkanımı 15 gün daha kaçırdın sen. Ben teklif. Benim ilçe başkanımı daha kaçırdın. Nasıl sen dersin ya? Benim. Nasıl sen dersin? Ne 15 gün daha kaçırdın? Kim kaçırdı? Gelse gelir sen bakanına işkence yaptın. Git yakala. Evet. Git yakala. Siz işkence yaptınız. Git yakala. Siz PKK ile berabersiniz. TKK ile beraber. Değerli arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Git yakala sen iktidarsın. Yok öyle bir şey. Evet. Başınıza yıkarız işte. Kandili de başınıza yıkarız. Burada o teröristleri de aynı şekilde başınıza yakarız. Öyle tabi geleneksiz köy buldunuz dolaşıyorsun. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Evet. Süleyman Soylu gelmiş geçmiş en iyi, en çalışkan, en cesur İçişleri Bakanı. Onu FETÖ sevmez, nefret eder. Onu PKK sevmez, nefret eder. Onu CHP'si, HDP'si, İPİ, AVAR'ları sevmez, nefret eder. İmam Şafii Hazretlerine sormuşlar, fitne zamanı, hakkı tutanları nasıl anlarız diye. Buyurmuşlar ki, düşman oklarını takip edin, o sizi hak eline götürür. Düşmanlara bakıyorsun, bir tarafta FETÖ, bir tarafta PKK. Bu ülkenin ilini isterler mi? Ama Süleyman Soylu'dan nefret ediyorlar. Ama aynı, o iğrenç gruplar CHP'ye, dolayısıyla o zillete oy istiyorlar. Onları destekliyorlar. Peki sorarım. Bunlar bu ülkenin iyiliğini isterler mi ya? Çıkarın kafanızı kumdan. Defalarca aktardık. Oy istediler seçimlerde. Yine hatırlatırız. Bu videoda da ilerleyen kısmına da koyacağım. Özellikle genç kardeşlerimiz görsünler. Onları tek tek işleyeceğiz. Şu son saldırılarını da aktaracağım detaylı bir şekilde. Ama önce PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun açıklamasını sizlere vereceğim. Ciyak ciyak ağlıyor. Ciyak ciyak. Süleyman Soylu bizimle görüşmüyor diyor. Teröristlerle görüşülmez anlayışına sahip diyor. Bütün PKK'lıları öldürmek istiyor diyor. Süleyman Soylu PKK'nın adını bile duymak istemiyor diyor. Bunu ciyak ciyak ağlayarak anlatıyor. Ama aynı kişi, bu aynı leş PKK'nın elebaşı daha birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürler yağdırıyordu. Tezkere çıkışından dolayı. Tezkere hayır dedi. PKK'nın canını kurtardı diye teşekkürler yağdırıyordu. İyi yapmışsın diyordu. Bu şekilde ancak iktidara gelirsin diye bunları söylüyordu. Aynı kişi. E görün. Buyurun. Düşman kimi destekliyor, kimden nefret ediyor. Bu kadar açık ya. Çıkar kafanı kumdan ya. Bu kadar açık. Çıkar kafanı kumdan. Çok açık ve net. FETÖ'cüleri zaten biliyorsunuz her gün Twitter'da tweetler açıyorlar Süleyman Soylu'yla ilgili. Yalan yanlış. Bunları zaten 1000 kere aktardık. E bu gerçekler görülsün ya. Evet bunu belgesiyle aktaracağım. Şimdi göreceksiniz. O ciyak ciyak ağladığı, bizim gurur duyduğumuz, vatanı milletini seven, hangi partiden olursa olsun bundan gururlanacağı o konuşmayı sizlere aktaracağım. Ama ondan önce sizlerden ricam, lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Zil konudan da tümünü işaretleyin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz efendim. Evet, o PKK elebaşı leşin ciyak ciyak konuşması. Buyurun. Süleyman Soylu şunu düşünüyor. Hiç muhatap alınır mı teröristler yani? Hiç PKK ile gelip görüşür mü? PKK'den ister mi? Diğer iktidarlar bunu o kadar sorun yapmıyordu. Diyelim aile milletvekili gönderiyordu. Görüşmeler yapılıyordu. Şimdi bütün PKK'lileri öldürmek istiyor. PKK'nin gerilen adını duymak istemiyor. İade kalktı. Dedi işte niye gidip alınmadı? Başka partiler niye başka yollara başvurmadı dedi. Bunu söyleyen birçok insan oldu. Dünyada bunu söylediler. Hiç PKK ile gelip görüşür mü? PKK'den ister mi? Bu durumda muhalefet de sorumludur. Muhalefet yüklenseydi fırsattı. Bu iktidarı düşürebilirlerdi ama muhalefete dayatıyorlar bizim gibi konuşacaksın. Muhalefet de anlamış. Böyle yaparsak tümden biteceğiz yani. Yok olacağız. Onun için dünyanın başka yerinde olsaydı muhalefet televizyona çıkmayı konuşmayı sokağa çıkamazdı. O iktidar alaşağı olurdu. HDP üçüncü bir güç olarak, üçüncü taraf olarak
çok geniş bir demokrasi güçlerini toplarsa aslında bu iktidarın ömrü... Ya biliyorum, yayınlarımızı birçok muhalif kardeşimiz izliyor. Ya buradan bir ricam var ya, lütfen kendinize sorun ya. Ya PKK bu ülkenin iyiliğini ister mi ya? Ya nefret ettiği kişi bir tarafta, nefret ettiği bu tarafta. Sevdiği, aşık olduğu CHP'si, HDP'si, İYİ Partisi, işte zilleti bu tarafta. Ya düşünün ya, bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi yine saldırıya geçtiler. PKK bir taraftan bunları söyleyince tabii CHP'si, şey zilleti, onlar da bir saldıracak. Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet atmıştı. Süleyman Soylu ona cevap verdi. Engin Özkoç da, o Engin Özkoç, onun da aslında kim olduğunu aktaracağım. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini okuyalım, ardından sizlere olayları aktaracağım. Bir soygun bitiyor ve bir devir kapanıyor. La Casa de Papel son 5 bölüm 3 Aralık'ta sadece Netflix'te diye Netflix paylaşım yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu da evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef diye tweet atıyor. Ardından İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu okkalı bir cevap veriyor. Merak etme Kemal Kılıçdaroğlu. Daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de boyunun ölçüsünü aldığında evinde bol bol dizi izlersin diyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu, bunlar garip. Yeniliyorlar. Seçimde seçim. Lan seçimin bir tarihi var. Ya sınıf başkanı bile seçilse kardeşim der, görevimi bitireceğim. Bir dur ya. Seçimde seçim. Yenilmeye doymadılar. Engin Özkoç durur mu? Uzatıyor kafasını. Bilmediğin diziye karışma. Senin dizin Narkos Soylu diyor. Sizin diziniz ne? Ha? Sizin diziniz ne? Tecavüz Coşkun dizileri misin dizileri? Ne sizin dizileriniz? O zaman o. Veya Neşeli Günler, Atma Ziya. Onlar mı? Yalanlar, tecavüz, taciz. Neyi kalkıp kınıyorsanız aynılarını yapmışsınız parti olarak. Sizin diziniz ne? Ayrıca Engin Özkoç öyle birisi ki, aktarayım. Böyle tweet atmış, buradan da bizim gençler demen ooo bravo Netflix dizisi bilmem ne beğenli yağmuruna tutmuşlar. E kim bu Engin Özkoç? Nasıl bir şey olduğunu, dönen olduğunu bir anlatayım ben size. O zaman bir görün. Bu Engin Özkoç bir açıklama yapıyor. Meclisteki bir konuşmayı aktarıyor. Özel bir konuşmayı, diyor ki HDP diyor 25 eyalete bölmeyi düşünüyor Türkiye diyor. Bunu söylüyor diyor. Bunları eyaletlere bölüp işte kendi zenginliklerine özellik yapacaklar vesaire diye bunu söylüyor yıllar evvel. Bakın o konuşmayı aktarayım, üzerine konuşalım. Sonra ne diyor çünkü? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kere görüşüldü. Bu görüşme basına ve kamuoyuna kapalı bir şekilde kapalı oturumda yapıldı. Kapalı oturumda yapılan konuşmalar bir milletvekili tarafından açıklanırsa bu suçtur. Ben de sizin televizyonlarınızda daha önceden açıkladım. Şimdi bir kere daha açıklıyorum. Bu önemli olduğu için açıklıyorum. Ben bu suçu işliyorum. Bu suçu vatanımı sevdiğim için, milletimi sevdiğim için, ülkemi sevdiğim için yapıyorum. BDP'nin grup başkan vekili çıkmıştır. Orada demiştir ki biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Eyaletlerin özellik hakkının saklı olmasını istiyoruz. Türkiye'de iki tane kurucu unsurun olmasını istiyoruz. Birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru. Şimdi tüm bu süreç söylendikten sonra... Ya ne diyor Engin Özkoç? HDP diyor bölücü diyor. HDP devleti bölmek istiyor, vatanı bölmek istiyor diyor. Güzel. Şimdi ne diyor? HDP dostumuz diyor. Birlikte iktidar olacağız diyor. Buyurun onun da konuşması. Atlantik yanlısı ittifak görüşmelerindeki hareketlilik sonunda dost aşamasına geldi. İhtiyaç duyulduğunda... Heyetlerimiz görüşebiliyor ve bunlar gizli saklı değil. CHP, birlikte iktidar olacağız dediği ancak net bir şekilde isim vermediği dostlarını açıkladı. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. CHP'nin ittifak yapmak için görüştüğü dost siyasi partilerin isimlerini Grup Başkan Vekili Engin Özkoç verdi. Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler. Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında farklı bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Özel bir televizyon yayınına katılan Özkoç, o dostlardan birinin PKK'nın siyasi uzantısı HDP olduğunu söyledi. Saadet Partisi.
tamam mı? Ondan sonra İYİ Parti. Bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyasi partiler. Gelecek Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi bizi destekleyen. Kılıçdaroğlu'nun 37. olağan kurultayda ve sonrasında sıkça yaptığı dostlarımızla iktidar olacağız sözleri uzun süredir tartışılıyor. Dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Fırfır dönek Engin Özkoç, kiralık milletvekili Engin Özkoç. Sen bir de kiralıksın. İpek kiralanıyor bunlar. Böyle şey gibi, ürün gibi kiralanıyor. Başka bir şey söyleyecek mi? Hadi neyse. Ürün gibi kiralanıyor. Bu öyle bir milletvekili. Milletin mi vekili? Yoksa HDP'nin uzantısı PKK'nın artık neyi? Onlara bir bakın, siz düşünün. Bu aynı kişi Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Haysiyeti, şerefsiz vesaire daha neler neler söylüyor. Bu kadar terbiyesiz, pis birisi bu. Ben buradan sorarım. Sırrı Sakık biliyorsunuz CHP'liler ne demişti, onu bir aktarayım. Sonra bir sorum olacak onlara. Diyorlardı ki biz Mustafa Kemal'in askerleri istiyorlardı. Ve saldırıyordu. Ben de onlara buradan seslenmiştim. Demiştim ki ey oradaki çeteler, siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar iç sürüleri, iç sürüleri. Bizzat Adalet Bakanı talimat veriyor, hakkında dava açılıyor. Bir Nisan'da Abu Adiliye'de olacağız. Ve şimdi buradan sesleniyorum. Buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutun. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Onlar iç sürüsüdürler. Onlar da halka düşmandırlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün itleri diyen Sırrı Sakık hangi dizide oynuyor? Engin, onu da yazsana Twitter'dan. Hangi dizide oynuyor? He? Onu yazamaz. Onu nereye yazıyor? Nerede onda o yürek? Bence orada narkoz şey. Sizin beyniniz narkozdan dolmuş. Nöronlarınız arası alkolden artık şey bağlamış. Kalıp bağlamış. Ama aynı örgütler CHP'yi, bu iğrençlikler, HDP'nin işte uzantısı PKK'lar bilmem ne, aynıları CHP'yi destekliyor. Aktaralım, unutmayalım. Seçimlerde hatırlayın. Ekrem'i, Mansur'u vesaire. Hepsi elebaşlar hep de. Elebaşlar öyle alttan filan da değil. En önden gelen elebaşlar. O leşler neler demişti? Buyurun hatırlayalım. Hiçbirisiyle zerre ilişkimiz olamaz. Bu Peki. kadar net. Kesinlikle Reyhu neden AKP? Neden İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu boy verenleri unutmamalı yani. İstanbul seçimlerinde de CHP'yi, Demokratik Güç Birliği'ni HDP destekleyecektir. Ekrem İmamoğlu ise bunu destekleyecektir. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak. Çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi Türkiye için çok güzel olacak. Ve bu zulüm dönemi bir an önce defolup gitsin. Bu musibet, bu heyla defolup gitsin. Kimler kimlerle beraber? Ya. Ne yazık ki kadere bak. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Kadere bak. Kadere bak. Bu gerçekler görülsün. Sizler de rica ediyorum lütfen paylaşın. Özellikle gençlerimiz görsün. Uyutmasınlar. İki tane havalı tweet atayım. Netflix'e etiketleyeyim. Şunu yapayım, bunu yapayım. Ondan sonra gençler bravo bilmem ne. Kanıyorlar bunları ya. Geçmişlerini bilmiyorlar. Bu örgütleri, bu terör örgütlerini normalleştirmeye çalışıyor zaten bu. Muhalefette böyle bir şey var. KHK'lılar diyor bilmem ne diyor. Şu diyor HDP'yle işbirliği. Normalleştirmeye zaten şey yapıyorlar. Hiç gençler artık bunları, bu hassasiyetlerini kaybediyor maalesef. Bu çok tehlikeli. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Twitter'ınız, Facebook'unuz, WhatsApp'ınız, Instagram'ınız neyiniz varsa alın paylaşın. İndirip de paylaşabilirsiniz. İstediğiniz gibi paylaşın. Telif melif atmıyoruz. Yeter ki yayılsın. Yeter ki insanlar izlesin, bu gerçekleri görsün. Aşağıdan da kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Zili konudan tüm işaretleyin. Bu çok önemli. Anında bildirim için bu önemli. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Katıl butonlarına destek olursanız daha gelişmiş bir şekilde karşınızda oluruz. Yeni ekipmanlar inşallah almış oluruz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Durumu olanlar için söylüyorum tabii ki. Instagram'dan da @melihesatacil olarak takip edebilirsiniz. Oradan da canlı yayınlar yapıyoruz. Gündemi değerlendiriyoruz efendim. melihesatacil@gmail.com'dan de iletişim, reklam, sponsorluk, oradan destek olmak isteyenler yazabilir. Video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Her konuda bana oradan ulaşabilirsiniz efendim. Evet. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.